yok. Varmış. Sayın Kur'an heyeti, değerli arkadaşlar, tabii çok uladı kürsüye çıkıp bizi yaptığı kardeşlerimle muhabbet etmemiştim. Biraz heyecanlıyım. Belki de ne konuşacağımı da dinlediğim için kıymetli hanımlarım. Ben sizlere saygısızlık olmasın diye konuları da atlamamak adına metinden konuşacağım. Saygıdeğer divan heyeti, saygıdeğer diğer üyeleri, çok kıymetli hemşehrilerim. Ben de hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Genel kurulumuz öncesinde fikir alışverişinde bulunmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bu dernekte yöneticilik ve başkanlık da yapmış bir kardeşiniz, bir hemşehrimiz olarak izninizle görüş ve önerilerimi de sizlere aktarmak isterim. Bana da ulaşan bir tüzük değişikliği metni var. Bu tüzük değişikliği metninde katıldığım ve katılmadığım hususlar da bulunmakta. Derneğimiz bir genç iş adamları derneği. Dolayısıyla üyelik için yaş sınırımız var. Ayrıca belli bir yaşa gelenlerin dernek asil üyeliği sona eriyor. Biz bu hükümleri Türkiye dernek asil üyeliği sona eriyor. Belli bir yaşa gelenlerin dernek asil üyeliği atlamamadığını tekrarlıyorum. Sona eriyor. Biz bu hükümleri Türkiye'de bulunan diğer geniş iş adamları dernekleri ve üst kuruluşlarımız hükümlerini esas alarak düzenledik. Ayrıca amacımız bir kısım genç girişimcilerini ve genç beyinlerini bir araya getirerek ilimize ve ülkemize katkı sağlamaktır. Evet arkadaşlar, bunun yanında her alanda gençlerimizin önünü açmak, gençlerimize her alanda fırsatlar tanımak hedeflerimizden bir tanesiydi. Gençleri çok seviyorum ve bu ülkenin geleceğini gençlerimizde görüyorum. Şimdi bu değişiklikle ilgili yaş sınırı kaldırılmak isteniyor. Ben doğrusu bu değişikliğe sıcak bakmıyorum. Bu dernek gençlerin üye olduğu ve gençlerin yönettiği bir dernek olsun. Bu nedenle de bugün de bir değişiklik yapılmamasını arzu ediyorum. Değerli arkadaşlar, yapılması istenen değişikliklerden bir tanesi de derneğin adıyla ilgili. Derneğin yeni adının Bitlis Girişimci İş İnsanları Derneği olması isteniyor. Burada da genç ifadesinin dernek adında kalmasını arzu ediyorum. Derneği kurarken genç iş hanım kardeşlerimizi düşünememiştik. Bu bir eksiklik tabii. Bu yüzden Bitlis Genç İş İnsanları Derneği şeklinde olursa daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Yine üyelerin oy hakkıyla ilgili değişikliğe dair birkaç söz etmek isterim. Bence dernek üyesi olan kişi üyelik hakkı kazandıktan sonra oy kullanma hakkına sahip olmalıdır. Bunun önüne bir engel çıkarılmasını doğru buluyorum. Ayrıca bu şekildeki bir değişiklik genel kurullar öncesi gerginliğe ve gereksiz tartışmalara sebebiyet verebilecektir. Aidat borcu olanların oy kullanma ve organlara seçilme hakkını kaybetmelerine yönelik ifade doğru ve yerinde. Şayet bir yere üye olunuyorsa bunun vecibeleri yerine getirmeli diye düşünüyorum. Bunun yanında bir değişiklik daha var değerli kardeşlerim. Sayın Başkanımız ve Avukat Bey değindi. Bitlis Şubesi'nin kapanması. Biz Bitlis Şubemizi kurarken tabii ki başkanlığım döneminde üst kurullara üye olmamız gerekiyordu. Biz şu anda BİGİAD olarak
hem federasyona hem de Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu'na üyeyiz. O zaman bu üyeliğimizi yapmak için başvurduğumuzda siz Bitlisli, Bitlis orijinli bir dernek olduğunuz için bize dediler ki Bitlis'te şöbeniz olacak. Eğer Bitlis şöbesini kapatırsak bu iki kurumdan da bizim istifa etmemiz lazım. O istifa dilekçemizi bu kurumlara bildirmemiz lazım. Bugüne kadar oradaki bütün, hemen hemen bütün demeyeyim, bazı arkadaşlarımız da benden sonra katılım katkısı olmuşlardır. Hem federasyona hem konfederasyona. Bugüne kadar olan aidatlarını da bana düşen görevlerini de neyse yapmışım. Bunu da bu şekilde kurmuştuk. Bu bilinsin diye söylüyorum. Takdir tabii siz değerli arkadaşlarımızın. Düzük değişikliğine ilişkin görüşlerim bunlar. Bunlar sadece kişisel görüşlerimdir. Elbette dernek ile ilgili son kararı takdir, son karar ve takdir derneğin saygıdeğer üyelerine aittir. Tüzük değişikliği dışında genel kurul ile ilgili birkaç kelam etmek isterim Sayın Divan müsaade ederse. Değerli arkadaşlar, yani üzülerek bunu söylemek zorundayım. Bunu genel olarak söylüyorum, kendime de söylüyorum. Nedense her genel kurul öncesinde kim aday olmalı, kim aday olmamalı diye bize kadar genel konuşmalar oluyor. Ve nedense normal zamanlarda dernek ile ilgili diğer konulara kayıtsız kalınıyor iken iş seçimlere geldiğinde seçimlere yönelik çok büyük bir ilgi ve kulisler oluşuyor. Ben bu anlayışa karşıyım. Varsa bir ilgi bu her zaman olmalı diye düşünüyorum. Diğer taraftan derneğimizde üye olan herkes bu dernekte her türlü göreve gelme hakkına sahiptir. Bana göre derneğimizin üyelerinin her biri dernekteki her görevi en iyi şekilde yapacak donanıma ve kapasiteye de sahiptir. Kaldı ki dernekte yönetimi belirleme hak ve yetkisi genel kurulumuza aittir. Genel kurulumuz kimi seçerse bizim için konu kapanır, seçilen kim olursa olsun başımızın tacıdır. Değerli kardeşlerim, şimdi açıkça hepinizin huzurunda ifade etmek isterim. Zeki Peker'in adayı bu arkadaştır, şu arkadaştır diye söylentiler kulağıma geliyor. Hepinizin huzurunda açıkça ifade ediyorum, benim hiçbir adayım yoktur. Ancak aday olan herkes de benim kardeşim, benim başımın tacıdır. Dışarıdan derneğe rota çizmek, derneğin vasisi gibi davranmak doğru değildir. Bizimkisi sadece bugün olduğu gibi görüş, öneri ve deneyimlerimizi paylaşmak olabilir. Görüş ve önerilerimiz dikkate alınırsa bu bizi mutlu eder. Alınmasa da takdir bu görevi yürütenlere ve üyelere aittir. Yani davul kimin boynundaysa kopmak da onun elinde olmalıdır. Genel kurulda herkesin üzerinde mutabık olduğu bir aday çıkması hepimizi sevindirir. Bu sağlanmazsa aday olanlardan üyeleri ikna edip en çok uyu alan kardeşimiz bu göreve gelir. Ben iki dönem tek aday olarak seçildim. Bir dönem ise iki aday olarak seçime gittik. Öyle seçildim. Bu da demokrasinin güzelliğidir. Değerli arkadaşlar, bana söz hakkı veren saygıdeğer divanımıza ve dinleme nezaketi gösterdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Yapılacak önümüzdeki hafta ve daha sonra ne zaman olacaksa yapılacak genel kurulun da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
Türkiye'nin Bitlis Şubesi'nin kapatılmasıyla alakalı Genç Türkiye Genç Çılgınlar Derneği'ne üyelikten şube girmişti. Farkındayız, evet, farkındayız. Farkındasın değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yani bu sözü yazdılarken onu da göz alaraktan yaptım yani. Şimdi arkadaşlar, bizim Zeki Bey'in dışında bu derneğe başkanlık noktasında görev yapan iki kardeşimiz daha var. Onlar istekleri söz konusu ise onları da buyurun. Şerif Fırat Bey'i de kürsüye davet ediyorum. Saygılar. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Bizi yalnız bırakmadınız bugün de. Ben de kendi adıma Zeki Bey gibi, yani iki arkadaşımıza da aynı mesafedeyiz. Benim, bizim de istediğimiz bu dernekte yine tek aday üzerinde anlaşılması. İnşallah devam olur ve şu anda tüzük değiştikten sonra da herkes aday olabilecek. Belki Zeki Başkan'ı yeniden başkan yapacağız. Ve Erol Başkan'ı yapabiliriz. Çünkü tüzük değiştikten sonra 50 yaş sınırı takıyor. Ondan sonra yeni adaylar çıkabilir. O açıdan ben, yani bu genel kurulu sadece tüzük genel kurulu olduğunu ve adaylara değil de tüzüğe şeklimiz gerektiğine inanıyorum. Şiran süre inşallah yeni adaylar çıkabilir ve tek aday üzerindir. Onun için yani bence öncelikle bu tüzüğü geçirelim önümüzdeki hafta. Ondan sonra çıkacak adayların şeyine bakalım. Ben teşekkür ederim herkese. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar, tüzükle ilgili arkadaşlarımızın hem hazırlayıcı kardeşimiz hem de Zeki Bey iki konularına değindi ama içinizden değinmek isteyen varsa buyursunlar, ben söz vermek istiyorum ama eğer buyur geç. Konuşabilir miyim? Tabii konuşabilir. Aday başkan aday olarak değil. Yok, tüzükle alakalı. Tüzükle alakalı. Sivas'ta gibi sandalyeye oturuyor. Buraya hem burada anahtarın suyunu koymuş. Çık git. Sayın Divan Başkanım, BİGAD Başkanım, daha önce BİGAD'ımızın başkanlığını yapan Zeki Başkanım, Şerif Başkanım, Erol Başkanım, yine birbirinden değerli hazırım. Ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben öncelikle BİGAD'ımızın korunduğu gün bugüne kadar emeği geçen, gerek Zeki Başkanımız olsun, gerek Erol Başkanımız olsun, gerek Şerif Başkanımız olsun, şu an hazır mevcutta bulunan Bilal Başkanımız olmak üzere emeği geçen her bir arkadaşımızın başımızın üstünde yeri var. Hepsinin emeklerine sağlık. Allah hepsinden razı olsun. Bugün de evet, biz de iki aday arkadaş, abi arkadaş olarak biz de bu yola çıkmışız. Biz abi kardeşiz. İki abi kardeş olarak girdiğimizde kesinlikle ne benim için hiç kimse gönül bıraksın ne de Kemal kardeşimiz için. Elbette benim de projelerim var. Kemal kardeşimin de projeleri var. Tüzük değişikliği ile ilgili yaş sınırı kalktığı zaman kesinlikle herkes de buraya üye olan her bir arkadaşımız da aday olabilir. Bizde daha iyi bir arkadaşımız çıkarsa boynumuz kıldan incedir. O arkadaşımıza bırakırız. Der ki sen bizden daha iyisin. İlgili konuşmak yok dedik. Çok özür dilerim başkanım. Evet, ben bir teşekkür mahiyetinde onun için söyledim. Her bir arkadaşımız aday olabilir. Tüzükle ilgili Sayın Divan, Sayın Başkanlarım, hepinizin de malumu. Eğer biz bugün sadece 3 noktaya değineceğim. Bir, yaş sınırı ile ilgili zaten bu gündemi getiren bir tanesi de benim. Kesinlikle kalsın. Biz bunu ta 3 yıl önce de söyledik. Keşke daha önce kalsaydı. Bu bir. İkincisi, dediğiniz gibi yaş sınırı kalktığı zaman, örnek veriyorum, bir hemşerimiz 50 yaşına geliyor, tam parayı görüyor, hizmet yapacak zaman içinde
Özellikle Bitti Şube'nin kapatılması. Peki Bitti Şube kapatırsa biz burada neyi taşıyoruz? Bittis'i taşıyoruz. Eğer biz Bittis'in kimliğini taşıyorsa Bitti Şube'nin kapatılması doğru değildir. Bu benim fikrim. Bitti Şube'nin kapatılması doğru değil Sayın Başkanım. Eğer Bitti Şube'yi kaldırıyorsa bu zaman Bigyat'ı da burada indirelim. İstanbul Şube yapalım. Örnek veriyorum. Sayın Avukatım bunlara dikkat etmemiz lazım. Demizdeki başkanım zaten değindi. Yani burada Bigyat olarak, Bitti Şube olarak belli kurumlara gittiğin zaman kapı hep açık olması lazım. Ama Bitti Şube'nin kapatılması kesinlikle benim de görüşüm değil. Kapatılması hiç doğru değil. Bence açık kalması lazım. Temsilcilik diye vereceğiz. Temsilcilik Bitti'se verilmez. Temsilcilik başka illere verilir. Onun için Bitti Şube'nin kalması lazım. Mümkünse benim divandan ricam bunu burada oylasınlar. Sayın divandan bir de ricam sayılarında saysan daha iyi olur. Çünkü Bitti Şube'nin kapatılması doğru değil Sayın Başkanım. Tüzük değişikliğiyle ilgili çoğunluk sağlamadığı için bir hafta sonra yönetim kendi arasında örnek veriyorum istediği gibi imzayı atar orada kabul edilir. Bu da doğru değildir. Sayın Başkanım bu da doğru değil. Kanunla, şöyle Sayın Başkanım, kanunla doğru ama ben şunu söyleyeyim. Keşke bunu genel kurulda yapsaydınız. Bütün hemşehrilerimizin hepsini olduğu yerde çoğunluk sağlandığı zaman. Ama şu an tüzük değişik örnek veriyorum. 82 arkadaşımız, abilerimiz var burada. Şimdi bunların bütün fikirlerini, görüşlerini örnek veriyoruz. Bir tarafta attığımızda doğru değil ben onun için diyorum. Yaşar Bey. Çok üzüldüm. Rica edeceğim, rica edeceğim. Bakın o konu bizim haddimize değil. Türkiye Cumhuriyeti kanunları bu konuda ne diyorsa biz onu yapmak zorundayız. Ben bu kardeşlerime saygısızlık olsun. Hayır, lütfen ben onu demek istemedim Sayın Başkanım. Lütfen. Ben onu demek istemedim. Sadece başkanım, benim hepinizden ricam, biz Bitlis'in kimliğini taşıyoruz. Kemal benim kardeşimdir. Biz abi kardeşiz. Dediğim gibi başka aday olan arkadaşımız, hemşerimiz de çıkabilir. Ama Bitlis Şube'nin kapatılması doğru değil. Benim hepinizden ricam, bu benim şahsi fikrimdir. Ben hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sayın Divan sizlere de teşekkür ediyorum söz hakkı verdiğiniz için. Sağ olun, var olun. Buyurun, buyurun kardeşim. Buyurun. Şimdi arkadaşlar, buraya ben ilk seçildiğim zaman Bitti Şubesi'ni kapatmak için uğraşanlar maalesef nedense şimdi bakmış Bitti Şubesi'ni kapatmayalım, şunu yapmayalım, bunu yapmayalım. Ne değişti o zamanlar şimdi? Bitti Şubesi'nin faaliyetlerini ben biliyorum. Yönetim kurulunda da aynı sıkıntıyı yaşadım. Ve ben Bitti Şubesi'nin kapatılmasından da mutlu olmayacağım. Böyle bir şey de yok. Ya lütfen, yani illa biz beyaz dedik diye herkes siyah demez. Allah rızası için. Fayda olan bir şey varsa karar verelim. Ben seçildiğim zaman şubeyi kapatmak için uğraştılar arkadaşlarımız. Ve dedim ki ben Bitlis Şubesi'yle ancak hizmet edebilirim. Bitlis Şubesi'yle proje yürütebilirim. Ve halen de söylüyorum. Bitlis Şubesi'yle ben gurur duyuyorum. Bitlis Şubesi'nin yaptığı her türlü faaliyetin de arkasındayım. Sonuna kadar da arkasındayım. Burada sanki Bitlis Şubesi'nin pimeyi çekmek için özel gayret içerisindeyiz. Arkadaş kazandığım günden itibaren yönetim kurulunda bu işin dedikodusu da çıkmış yani. Dedikodusunu yapanlar şimdi bunu savunmaya başlıyor. Böyle bir şey olamaz arkadaş. Ya bir şeyde ya fayda var ya zarar var. Lütfen bu konuda bir dürüstlük bekliyorum. Ya teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cengiz Bey. Buyurun şimdi. Bizim Bitti Şubesi değil mi? Evet. Değerli divan, değerli Bigyat ailesi, değerli başkanlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bu işte her genel kurulda veya genel kurul düzeyinde sürekli Bitti Şube'nin gündeme getirilmesinde biz ciddi şekilde muzdaribiz. Ben Bitlis'teki üyelerinizden sizlere kucak dolusu sevgiler getirdim. Burada bir iki hususa değineceğim, fazla uzatmayacağım sözü. Şimdi Bitlis Şubesi fayda anlamında Zeki Bey de bahsetti, bir önceki dönemde Bilal Başkanımız da bahsetti.
Biz bitki şube olarak aldığımız zaman hem federasyon hem konfederasyon hem orada da biz şu anda yürütmüş olduğumuz kalkınma ajansının üyeliğini de, kurum üyeliğini de yürütmekteyiz. Sağ olsun Bilal Bey, başkanım döneminde genel kuruma girdik. Genel kurum üyemiz Tatman Ticaret Odası ile beraber devam etmektedir. Bu kurullar bizim için çok önemli. Biz geçen sefer de söyledik, bu sefer de söylüyoruz. Bitlis sadece Cengiz Şahin değil veya oradaki herhangi bir arkadaş değil, tüm Bitlis'tir. Ama arkadaşlarım, ben buraya tek başıma gelebildim. Çünkü ben sadece genel merkez üyesi olarak yazıldığım için gelebildim. Arkadaşlarımız, ben sürekli sahada olduğum için zaman zaman yönetim kurulları oraya geziler düzenledi. Gelen arkadaşlarımızla temas ettik. Kendileri de orada belirttiler zaten. Biz şu anda oradaki üyelerimiz üvey evlat konumunda, onu söyleyeyim. Ben şube kapatılsın, kapatılmasın veya diğer şekilde şeyleri değil, onların isteklerini size iletiyorum. Bir defa üvey evlatlık olayından çıkması gerekiyor. Şayet eğer oradaki abilerimiz iş adamları niyetiyle, bütün görüşlerin üstündedir, onu da söyleyeyim, siyaset üstüdür. Biz burada iş adamı derneğiyiz, başkanlarımın belirttiği gibi bir köy veya cami derneği değiliz. İş adamları olarak bu kimliğimizle, amacımız da şu, hepimiz beraber bir çalışma ortamı oluşturmak. Biz bunu Bitlis'te bir nebze olsun kendi aramızda geliştirdik. Ama sıkıntımız neydi? Zeki Başkanım da geldiği zaman, Erol Başkanım da, Bilal Başkanım da geldiği dönemde biz hep şunu söyledik, dedik ki eğer abilerimiz burada aidat ödüyorsa İstanbul'daki aidat ödeyen abilerimiz de aynı konumda olsun. Ben şu anda samimiyetimle söylüyorum, hani kırmama adına ben buraya geldim, yoksa gelmeyi düşünmüyordum, onu söyleyeyim. Sadece Bitlis'teki üyelerimizin sesi olma anlamında geldim. Bu birincisi, burada tüzükle inşallah kaldırılacak. Orada üye 1 milyon yani 1000 TL aidat vermemek gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü ödenmeyen üye aidatların çoğunluğu Bitlis'te. Ama nedeni söylediğim nedenden dolayı. Ben aidatımı ödüyorsam, eğer ben genel kuruma gidip başkanımı seçemiyorum, organları seçemiyorsam ben bu hususta bu dernekte bulunmamızın bir anlamı yok dendi. Evet, bu anlamda en önemli, yani buradaki çekişmeler, işte şunun adayı, bu bunun adayı, bence hiç o hususlara girmeden biz Bigiyat ailesini nasıl güçlendirebiliriz, nasıl daha ileriye götürebiliriz diye. İkinci, Bitlis'teki üyelerimizin isteği, biz Bitlis'te sadece ister şube olalım, isterse temsilcilik olalım, isterse Bitlis, hani ismi Bitlis olduğu için mutlaka bulunması gerekiyor. Orada bir tabelanın bulunması gerekiyor. Ama biz tabela olarak kalmak istemiyoruz. Biz proje üretmek istiyoruz. Buradaki iş adamlarımızla Bitlis'teki iş adamlarımızın paydaş, ortak olarak çalışmalarını talep ediyoruz. Ve ben gelen yönetim kurulu bütün abilerimize de en son Bilal Başkanlığı'na da orada da belirttik yine. Üyelerimiz de belirtti. Lütfen biz yatırım yapalım. Yani Bitlis'e sırtımızı dönüp burada, tamam mı, kesinlikle işte ayda bir gelip işte ya da yılda bir gelip teknik bir gezi şeklinde değil de bir kişi dahi olsun, orada Bigiyat'ın tabelası olsun, bir kişi dahi istihdam edersek o bizim için büyük bir övünçtür. Biz orada ortak atölyeler oluşturma anlamında, özellikle organize sanayi problemleri çözüldüğü, onunla alakalı burada iş yapacak olan, özellikle tekstil sektöründe, burada çok değerli abilerimiz var, sağ olsunlar, kırmadılar, geldiler, yatırım yaptılar. Zor koşullarda yatırım yaptılar ama inşallah önleri açık, yeni yatırımcılarımızı da biz oraya bekliyoruz. Bu hususlardan dolayı yani şubenin ismi her defasında gündeme gelmesinde inanılmaz şekilde, gerçekten arkadaşlar da bizler de kendi adıma söyleyeyim, rahatsızlık duyuyoruz. Onun için burada kalacaksa Bitlis şube ama güçlendirilmiş bir şube. Bu, dediğim gibi bugün Cengiz Şahin var, yarın oradaki herhangi bir arkadaşımız var. Bu bayrak yarışı. Biz kendilerine de zaten sizden tüzük değişikliği olduktan sonra bu oluşacak olan tüzük değişikliğine göre Bitlis'te seçime gidecek. Bitlis'te de bizler de şube genel kurulunu yapacağız. İnşallah oraya da abilerimizi yönetimi bekliyoruz bizler de. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani kısır çekişmeleri lütfen sizden ricamız, Bitlis'e odaklanalım.
gerçekten ekonomik anlamda da Bitlis biliyorsunuz. Gayri safi milli hasılada son sırada yer almaktayız. Tek övünç kaynağımız var, eğitimde 76. sıradayız. Onun dışında Bitlis'te maalesef herhangi övülecek bir şeyimiz kalmadı. Hepinize canım gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Divan, değerli üyeler, biraz önce Zeki Başkanım bu tüzükle ilgili bir fikir beyanında bulundu. Çok değerli arkadaşlar, Şerif Başkanım keza öyle. Değişik değişik fikirler söyledi. Ben de bir kardeşiniz olarak bir önerim vardır. Tabii Divan Başkanımıza önerimi sunuyorum. Bu tüzükle ilgili farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Anlaşılıyor ki bu böyledir. Önümüzdeki hafta cumartesi gününe kadar hem Bursa'daki iş adamı arkadaşlarımız, hem Bitlis'teki şube başkanı, hem farklı illerden Ankara'dan gelen arkadaşlarla beraber içimizde divan başkanı, geçmişte kurucu başkanı ve başkanlık yapan arkadaşlarla beraber bir komisyon oluşturup önümüzdeki cumartesi, bugünden itibaren, yani bugünden itibaren önümüzdeki cumartesi gününe kadar bu hazırlanmış olduğu, emek verilen bu tüzük üzerinde bazı incelemeler yapıldıktan sonra bir dahaki haftaya ondan sonra oylamaya sunulsun. Bu tüzükle ilgili tecrübeli. Ve oylama çoğunluğu yok galiba. Evet. Zaten şu anda herhangi bir oylama yaptığımız zaman divan başkanımız da buyurdu ki maalesef çoğunluk sağlanamıyor. Tüzükle ilgili eski başkanlık yapan divan başkanımız içimizde bizden önce daha tecrübeli büyüklerimiz vardır. Bunlar kendi aranızda sizlerin de takdirinizle bir komisyon oluşturalım. Güzel bir incelensin. Hiç kimsenin de gönlü kalmasın. Hepimizin ortak paydası, iyi bir uzlaşıyla bunu yapılırsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Başkanım ben de hoş geldiniz. Efendim. Başkanım. Ben bir şey ifade edeyim arkadaşlar da usul tartışması olmasın da söz vereceğim. Müdahale ettim, kusura bakmayın. Şimdi tüzük üzerine demin söz istediğimizde kimse söz almadı ama sağ olsun Yaşar kardeşim bir şey söyleyince bir anda gündeme geldi. Şimdi tabii şunu arz etmeye çalışıyorum. Tüzükle ilgili tartışma zemini şu anda olamaz artık. Çünkü tüzük için bir öneri var ve çoğunluk yok. İsterseniz tartışmayı demin kardeşimizin söylediği öneri tartışabilir, oylanabilir. Yani komisyon önerisi. Olur olmaz. Size söz vereceğim. Ya yoksa bir türlü tüzükle tartışma sürecekse bu zaman çoğunluk yok. Burada cevap veremeyeceğiz. Kusura bakmayın. Sayın Divan, değerli arkadaşlar, hepinize saygıyla sevgilerimi sunuyorum. Biz de yıllardır bilgiyatın içindeyiz. Bilgiyat bizim göz bebeğimizdir. Fakat bizim yapmış olduğumuz izlenim şudur. Oyumuzu kullanıyoruz, başkan seçiyoruz. Sonuna kadar başkanın yanında izliyoruz. Sonra da kim seçilirse bilgiyatta önüne taş koyuyoruz. Bu her başkanın döneminden oldu. Eğer onu yapacaksak bir başkan seçmemize gerek yok. Neden? Çünkü başkanın elini kolunu bağlıyoruz. Başkan bir adım ileriye gidemiyor. Bunu hemen hemen bütün başkanları döneminde gördük. Lütfen sizden rica ediyorum. Başkan kim olursa olsun söz verdiğimiz zaman arkasında sonuna kadar duralım. Bilgiyatta bir hizmet yapsın, bir icraat yapsın. Yoksa tüzük de değişse, değerli arkadaşlar, başkan da seçilse bu iş kesinlikle yürümez. Çünkü en aktif insanları, en değerli iş adamları, en gözde insanları bilgiyatın başkanını yaptık. Fakat maalesef ne hikmetse bir gizli el sürekli bu arkadaşların önüne taş koyuyorlar. Biz artık buna müsaade etmeyeceğiz. Şimdiden kim seçilirse seçilsin, canı gönülden hayırlı olsun diyorum. Demin de Şerif Başkanımız dediği gibi belki de tüzük değişirse başka adaylar çıkar. Ama zaten bir kez zor bir dönemde geçiyor. Çekişmelere yer vermeyelim. Bizim gönlümüzdeki yeri tek aday olsun. Çekişmeler, darılmalar, sıkıntılara mahal vermeyelim. Çünkü zaten dediğim gibi zor bir dönemde geçiyoruz. Bu başkanlık adayıyla alakalı da köstürmelere yol açtırmayalım. Bilgiyatın değerli üyeleri var inşallah. Toplanırlar. Bu konu hakkında da gerekli şeyler yaparlar. Bir de temsilcilikle alakalı. Gönül ister ki
Ankara'da, Sayın Başkanım Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Bitlis'te temsilciliğin açılması, orada bilgiyatı temsil noktasında bilgiyatı temsil etmesi gerekiyor. O nedenle bu tüzüğü ben önemsiyorum. İçinde bazı maddeler düşürülebilir. Eğer gerçekten Bitlis Şubesi'nin bilgiyata ve bilgiyatın yükselmesine, kapanmasına zarar veriyorsa bu gözden geçirilebilir. Hepinize saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, Erol Bey kardeşimiz de söz istemişti. Erol Bey buyurun. Sayın Divan, değerli Bilgiyat ailesi, hepinizi sevgi, saygıyla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi tabii ben sözü almama gerek olmaz çünkü her şey konuşuldu. İçinde vakit ve eşya bulmaktan gerek yok. Ben sadece çocuk konusunda bir açıklama getirmek istiyorum. Bizim başkanlık döneminde bölgelere şey yapmak istedik, şube. Ama bunun bir sıkıntısı var. Ben Zeki Bey'e katılıyorum, kapanmamaktan tarafım. Ama bir sıkıntı, hukuksal açıdan bir sıkıntı var, arkadaşlarım da onu bilmiyor. Buradan onu açıklamak istiyorum. Oradaki şube başkanları da sağ olsun Cengiz Başkan bize ciddi anlamda benim dönemimde destek verdi. Ama daha sonra bir projeden dolayı bir kararlama çıktı, doğru mu? Bir kararlama geldi, bunu açıklamak istiyorum. Onun için buna mahal vermeme adına da kapanmaktan tarafım. Kapanırken de temsilcilik, bilgiyat temsilcisi olabilir ama ilk iki genel meclisi olacak. Çünkü orada suistimal asla yok, birileri dedikodu yapıyor. Dedikodu yapınca oradaki şube başkanı ve buradaki yönetim kurulu zor durumda kalıyor. Ben bunun sıkıntısını yaşadım. Yani aslında kapatmamaktan taraftayım, taraf olarak öyle ama sorun o değil. Sorun ilerici zamanda hem yönetimi zora sokacak, hem de şube başkanı zora sokacak, projelerde ciddi anlamda problem var. Birinci konu, ikincisi asıl konumuz bu değil. Biz zaten, benim de burada bir adayım yok, kesinlikle adayım yok. Herkes benim için aynı özelliktedir. Benim de burada düşündüğüm tek aday, tek aday üzerinde uzlaşalım, tek bir aday üzerinde hareket edelim, ondan sonra yolunda devam edelim. Çünkü bir yer bunu kaldırmaz. Bak, sütükte geçiremez. Yani 80-85 için burada bir şey var. Haftada gelmeyecek tam o şeyle ağzına veya çokluğuna geçirecek sütük. Mesele o değil. Mesele, meselenin özü, tüzüğü, yani o şekilde, bu şekilde geçir. Orada sorun değil. Önemli olan, bir iyi kötü, ben Şerif Başkan ve Zeki Başkanım bir şeyler yapmaya elimden gelince yaptım. İnan Başkan'a da teşekkür ediyorum. Elinden gelen bir şeyler yaptı. Ama önemli olan bu saatten sonra Bidyat'a gelecek başkanın kesinlikle artık şansı şu. Son şansımız var. Eğer bunu eğer ayağa kaldıramazsak Bidyat küllüğü girecek. Ben size açık anet söylüyorum. Onun için bizim son şansımız, son şeyimiz var, mermimiz var. İyi bir aday getireceğiz. İyi aday getireceğiz. Ortak adayımız olsun. Ve hep birlikte destek vereceğiz. Bunu çıtayı yükselteceğiz. Neyle? Projelerle. Proje olmadan zaten olmuyor bu işler. Yani oturmayla veya şeyle olmuyor. Bizim köy derneği değil, iş adamları. Tamam, içimizde ticaret yaptık, çok iyi dostluklar yaptık, her şey çok değer. Ama önemli olan bu çıtayı yükseltmemiz. Birbirimizden geçen dönemde, Zeki Bey çok iyi hatırlıyor. Biz sanki Zeki Bey'le düşman olmuşuz. Halbuki birbirinde bir saygısızlığımız dahi olmamıştır. Doğru mu Zeki Başkan? Olmamış, olamaz da. Ya burada zaten bir şey yok ki. Buradaki adaylarımızın kesinlikle, yani çocukla ilgili geldim ama adayla bir açıklama yapmak istiyorum. Yani bizim kim olursa olsun, çocuktan sonra bir aday çıkartalım, tek bir liste üzerinde devam edip yolumuza gidelim. Ve herkes de bunu desteklesin. Ya bunu çözüyorlar. İkinci konu, aidat meselesi. Ya Allah aşkına şu aidatı komple kaldıralım ya. Ya benim dönemimde 1.000 lira buraya vermeyecek adam gelip girmesin. İş adamının kimliğine 1.000 lira, 2.000 lira hesabını yapıyorsa gelmesin. Mantıklı.
şu. Bizim iş adamı arkadaşımız buradan birisi arıyor. Ya toplantıda adam. Ben aydan param var borcunu ödedim. Veya mesaj atıyor. Bu adama ben inanılmaz şekilde yani bana rahatsızlıklar geldi. Bütün arkadaşlarımın üyelikten çıkma sebebi bu. Bak parayı bir kaldırın. Bütün arkadaş hepsi buraya gelecek. Ondan sonra buraya cazibe haline getirelim. Ya yükselten maylatı 5000 lira. Ben yükselten 4500 lira veriyorum. Şu anda 4500 lira veriyorum yıllık. Cazip olması için artırmamız lazım demek ki abi. Ha, ama benim önerim bu şahsi fikrim. Komple aidatı kaldıralım ya. Sadece giriş parası. Aidata giriş parası. Bir dönem gitsin. İyi bir çıkaralım. Cazip haline getirelim şu derneği. Projelerini getirelim. Ondan sonra abi işimiz yapalım da. Doğru mu başkan? Ama bu benim şahsi fikrim. Sorun mu yani arkadaşlar? Ben anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ama tek istediğim lütfen birbirinde kırıcı olmayın. Kimse kimsenin adamı değil. Kimse isimlerinizi kullanmasın. Ben iki başkanıma da söyledim. Geldiler bana işaret ettik dedim ki ya kim bir nokta şey bir şey daha bir geldi tuğla koyarttı ben onu destekliyorum abi. Mesela bu yani. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Arkadaşlar, hepinizin cidden yorulduğuna şahit oldum, buradan görüyorum. Ancak şunu bilelim ki, gerçekten Bitlis denildiği zaman akla ilim, irfan, efendim akıl, insanların idaresindeki maharetleri görünüyordu. Her padişahın yanında bir Bitlisli vardı. Bunu unutmayalım. Diyorum ki, Genç Adamları Derneği veya İş Adamları Derneği, her ne olursa olsun. Ama şu olsun. Her kardeşim Allah rızası için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi hayrun nas men yenfe'un nas cinsinden. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Sen kendin multitrilyoner olabilirsin. Ama eğer insanlara bir faydan dokunmuyorsa sen o yükü sadece taşımakla yükümlüsün, başka bir işin olmadı. Ama eğer böyle bir ortamda malını zamanını harcayıp da insanlara hizmet edebiliyorsan arkadaşım en hayırlı ve en güzel insan sensin. Dolayısıyla ben buradaki kardeşlerimizin hepsinin niyetinin sarih olduğuna ve Bitlis için güzel şeyler yapma gayretiyle buraya geldiklerine, zamanlarını ayırdıklarına inanıyorum ve diyorum ki cumartesi günü yani ayın 22'si Şubat 22 saat 9.30'da yine bu merkezde olmak üzere ikinci toplantımızı yapacağız. Katılım noktasında sakın arkadaşlar ihmalkar davranmayalım. Çünkü ne kadar çok katılırsanız bu toplantımızın değeri bir kat daha artmış olur. Çünkü sizler birilerini beraberinizde getirme şansına sahip olacaksınız. Ben eğer söz alma noktasında değil, Serkan Bakırcı kardeşim. Bakırtaş. Bakırtaş. Vay Bakırköy'ün kardeşi. Gel. Evet Serkan'cığım. Hoş geldin. Sefa geldin. Değerli hemşehrilerim. İsmim Serkan Bakırtaş. Türkiye Otomobil Bakım Dernekler Federasyonu'nun genel başkanıyım. Üçüncü dönemde başkanlık yapıyorum. Çok vaktinizi almayacağım ama bu kadar değerli hemşehrilerimi burada görmüşken önceki başkanımızla projeden bahsetmişken kısa bir önerim olacak. İnşallah bir sonraki toplantıda yeni seçilecek yönetim kurulu değerlendirilir. Sizler tarafından da onaylanırsa canı gönülden severek hayata geçmesini isterim. Şimdi tabi Bilgiat çok önemli, çok değerli, güzel çalışmalar yaptı ama malumunuz sivil toplum kuruluşlarının kaderi geliri olmayan her sivil toplum kuruluşu bir gün bitmeye mahkumdur. Dolayısıyla baktığınızda atamız da ecdadımız da her vakıfta, her yapıda belli yapılarla gelire bağlı sürdürülebilir hale getirmiş. Bundan dolayı biz şimdiye kadar 8000'in üzerinde kişiyi zanaat öğrettik, eğitim yaptık.
müfredatlarda oluşturduğumuz bir yapı var. Tabi geçenlerde yine bir otelde Van Valimiz ve rektörümüzle de bunu konuştuk ama ben bir Bitlisli kardeşimiz olarak ve bilgi atıp üyesi olarak bundan gurur duyarım. Bu projenin başlangıcını Bitlis'te yapabiliriz. Bu yapı hazır bu arada. Yapı da şöyle, tam teşekküllü bir akademi oluşturabiliriz. Patronluğun için müsait belki Bitlis merkez. Ve burada zanaat öğretebiliriz. Biz 12 dalda TSE işbirliği yaptık. Standartları yazıyoruz. Mesleki Yeterlik Kurumu'nun akredite ettiği bir kuruluşuz Toprak Federasyonu olarak. Bir sonraki adımda Bitlis'te başlamasını canı gönülden isterim. Çünkü araç deyince 23 milyon araç oldu. 10 yıl sonra olacak 40 milyon. Zanaatkar yetişmiyor artık memleketimizde maalesef. Usta yetişmiyor. Oradan boyasız göçük elemanından tutun servis tamir bakımına kadar bu projenin altyapısı hazır. Bir sonraki çalışmada da ben yine yönetime önereceğim. Bu önemli sektörde biliyorsunuz istihdam nitelikli personel ülkemizin en büyük sorunlarının başından geliyor. Böyle bir çalışmayı önereceğim. Ben çok fazla da vaktinizi almayacağım ama tabii dediğim gibi bir Bitlisli olarak Bitlis'te başlamasını çok arzular. Sizlerin de desteği olursa Topfet Bilgiat İşbirliği ile Topfet Bilgiat'ın kuracağı bir akademi, tam teşkilatlı bir akademi. Orada başlatılıp üniversitede de yine birlikte hareket edilir. Bu çalışmaların hepsi hazır bu arada. Böyle bir çalışma var, bunu ben önerdim. Tabii dernek çok şahane diye düşünüyorum. Çok güzel bir proje olur. Orada eşimiz, dostumuz, yakınımız, ne kadar gencimiz varsa ne olur mesleğe sektörü kazandırmış olur. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Evet. Bu kardeşimizin sunduğu projeye ben de hayran kaldım arkadaşlar. Kusura bakmayın ama ben bu kardeşimizle bundan 3-5 ay önce bir miza meselesi vardı insanlar arasında. Bu kardeşimiz de taraftı. Gittiğimde bu arkadaşımızın gösterdiği saygıyı, sevgiyi ben bir Bitlisli'de evet. Ancak bu kadar olur dedirttiği için teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, nihayette biz önümüzdeki hafta içinde bir toplantı daha yapacağız ancak bu kardeşlerimiz biraz önce dediler ki bir heyet komisyon oluşturalım. Bu komisyon kendi arasında bir görüşme, bir değerlendirme yapsın. Hafta sonuna hazırlıklı gidelim diye bir teklif vardı. Bu konuda böyle bir teşebbüse evet diyenler buyursun. Evet, oylarınıza sunuyoruz efendim. Olur. Evet. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar Bilal Bey'in başta meşgul olduğu hesabıyla önümüzdeki haftaya kadar çeşitli zamanlarda bir araya gelip istişare edecek arkadaşların tespitini de yönetime bırakıyoruz. Ve bu arkadaşlarımızla inşallah bir araya gelip memlekete, millete faydalı olabilecek güzel şeyleri beraberce kararlaştırmış olacağız. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Arkadaşlar, bizim bu üç tane maddeyi bir araya getirip beraberce değerlendireceğimiz önümüzdeki hafta toplantımızda gerçekten arkadaşlarımızın hazırlıklı gelmesini rica ediyoruz. Güzel fikirlerinizle beraber burada güzel şeylerin yapacağına inanıyoruz. Teşekkür ediyorum.